Haber Peşinde'den tekrar merhaba. Bu bölümde artık biraz daha Halil Falyalı gündeminden çıkacağız ve Türkiye'de siyaset gündemi konuşacağız. Ancak bir dosya var, önemli bir dosya. Onun üzerinde de duracağız. Konya'da 7 kişinin ölümüyle sonuçlanan davanın bir ırkçı cinayet olarak söz edilen, anlatılan ve öyle olduğunu gördüğümüz, tespit ettiğimiz davanın davada neler yaşandığını konuşacağız. Kimle konuşacağız bunları? Abdurrahman Karabulut dava avukatıyla konuşacağız. Ama ondan önce PR Başkanı Kadir Atalay'a hem bugün ya hala altı liderin görüşmesindeki durumu soracağız. Hem de bu toplumda nasıl bir dalga yaratacak? Yarattı mı ya da heyecan yaratır mı? Doğru bir noktalara temas edildi mi? Bunlara bakacağız. Şimdi ben Kadir Atalay'a dönmek istiyorum. Eğer hazırsa arkadaşlarımızdan rica ediyorum. Merhaba Kadir Atalay, PR Araştırma. İyi yayınlar Erk Bey, merhabalar. Çok teşekkür ederim. Hemen gündemin sıcak maddesiyle başlayalım. Nedir? Ne oluyor? 6 lider bir arada bugün. Ancak sizin yazdıklarınız çok da böyle iyi kurulmadığı sanki bu görüşmenin izlenimi veriyor. Ne diyorsunuz? Şimdi ben bu olaya bakarken elbette ki tabii hani şimdi seçim sürecine girdiğimiz ortada Erdoğan'a karşı nasıl bir cevap veriyor muhalif partiler ve bu yaptıkları yani son dönemde yapılan en önemli toplantı, en önemli olay budur neredeyse. Muhalefetin 6 liderin bir araya gelip birlik beraberlik mesajı vermesi. Ama ben bunu da eleştirdim. Gündüz neden? Çünkü yani böyle bir toplantı var. Bunun reklamının yapılması lazım. Biz bunu işte yani CHP MYK'sında, MKYK'sında dahi görüyorduk. Yani sürekli bilgiler sızıyordu. Şu konuşulacak, bu konuşulacak, bunlar konuşuluyor, şu isimler geçiyor. Neden? Yani bu topluma bir gaz verir, bir beklenti verir. Onu da mı konuşacaklar? Yani bu konunun gündemde kalmasını sağlar. Ama yani bu yapılan toplantı ne kadar doğru bir toplantı olsa da reklamını doğru şekilde yapamadılar. Bakalım umarım açıklama yaptıklarında, toplantı sonrası açıklamada güçlü söylemler, güçlü birliktelikler ortaya çıkarmışlardır ki toplumda bir karşılığı olur umarız. Peki aslında bu şunu söylediniz, bu toplantı önemli bir toplantıydı. Yani kamuoyu da bunun önemi üzerinde tartışıyor. Bir de tabii Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda ortak bir noktada olunduğu söyleniyor. Bu önemi ve Kılıçdaroğlu'nun adaylığı meselesini nasıl değerlendireceğiz? Yani işin doğrusu bu olaya şöyle bakıyorum. Kılıçdaroğlu'nun yani Kılıçdaroğlu aday olsun tabii ki. Yani onca yıllık işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri, başkanı ve evet yani bugün toplumda siyasetin içinde belki gerçekten Cumhurbaşkanlığını çok hak eden bir isim. Ancak şimdi bizim toplumumuzda şu anda iktidar kanadında şöyle bir endişe var. Gelecek olan yeni başkan ola ki seçimi kazanır muhalefet. Peki bu gelecek olan başkanın bu yetkileri alıp kendi için kullanmaya HDP'nin ne yönde tavır alacağını pek de kestiremeyiz ya da Kürt seçmenlerin. Peki çok teşekkür ediyorum. Verdiğiniz değerli bilgiler için eğer eklemek istediğiniz bir şey yoksa kısaca iyi akşamlar dileyim size. Çok teşekkür ederim Erk Bey. İyi yayınlar dilerim. İyi akşamlar. Çok teşekkürler. Görüşmek dileğiyle. Gündem yoğunluğundan daha az verebildiğimiz köşede kalan haberlerimize bakalım. Sonra devam edeceğiz son konumuzla. Umut Vakfı Türkiye silahlı şiddet haritasını paylaştı. Araştırmaya göre 7 yılda silahla işlenen şiddet olayları %75 arttı. 2021 yılında 3801 silahlı şiddet olayı yaşandı. Bu olaylarda 2145 kişi öldü ve 3896 kişi de yaralandı.
Olayların 3172'sinde ateşli silahlar, 629'unda ise kesici aletler kullanıldı. Araştırmada şiddetin en çok yaşandığı bölgelere ve illere de yer verildi. Marmara bölgesi 985 silahlı şiddet olayıyla ilk sırada yer aldı. Olayların en çok yaşandığı iller ise sırasıyla İstanbul, Adana, Samsun, İzmir, Bursa, Urfa, Antalya, Kocaeli, Konya ve Diyarbakır oldu. Bir kadın bir erkekle tenha bir yerde içki içmeyi kabul etmişse cinsel ilişkiye rıza göstermiş sayılır. Bu sözler Ankara'da 20. kattan atılarak öldürülen Şule Çet davasıyla ilgili raporda yer aldı. Adli tıp uzmanı Doktor Mehmet Nuri Aydın'ın bu ifadeleri tepkiye neden olmuştu. Ankara Tabip Odası da soruşturma başlatarak Doktor Aydın'a 6 ay meslekten men cezası vermişti. Bu kararın ardından TTB Yüksek Onur Kurulu da verilen men cezasını onadı. Kararda hekimlerin güncel bilimsel gelişmelerden ve objektif kriterlerden ödün vermeden bilirkişi görüşlerini bildirmeleri gerektiği vurgulandı. Her yıl Avrupa'dan Türkiye'ye tonlarca çöp geliyor. Greenpeace 2021'de Avrupa'dan Türkiye'ye satılan plastik atıkların yasa dışı olarak çevreye döküldüğünü ve yakıldığını ortaya çıkarmıştı. Örgüt son araştırmasında Adana'dan temin ettiği toprak, kül, su ve tortu örneklerini inceledi. Analizlerde vücutta uzun süre kaldığında kanser başta olmak üzere hormonal bozukluklar ve ciddi sağlık problemleri yaratan klorlu dioksin ve furan maddelerine yüksek düzeyde rastlandı. Toprak örneğinin kirletilmemiş toprağa göre 400 bin kat zehirli olduğu ortaya çıktı. Bunun Türkiye sınırlarındaki topraklarda tespit edilen en yüksek zehirlilik düzeyi olduğu belirtiliyor. Kurşun seviyesinin 15, kadminyum seviyesinin de 30 kat yüksek olduğu tespit edildi. Greenpeace, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na da her türlü plastik atığın ithalini derhal yasaklama çağrısı yaptı. Ayrıca yerel atıkların da sıfır atık yönetmeliğine uygun olarak kaynağında ayrıştırılarak toplanmasını önerdi. Evet, bu haberlerimize de baktıktan sonra sıradaki haberimiz, üzerinde duracağımız mesele, avukat arkadaşımız Abdurrahman Karabulut'la geçtiğimiz aylarda Konya'da yaşanan bir katliam davası olacak. Geçtiğimiz haftada da ırkçı sahiplerle işlenen bir cinayetin anatomisi Konya Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Hem olay anı, hem olay öncesi, hem olay sırası, hem de sonrasında mahkemede neler yaşandı ve bu cinayetler neden işleniyor, Türkiye'de işlendi, buna bakacağız. Öte yandan da bu cinayetlerin nerelerde ilişkisi olabileceğini değerlendireceğiz Sayın Karabulut'la beraber. İyi akşamlar diliyorum Sayın Abdurrahman Karabulut. İyi akşamlar diliyorum, iyi yayınlar diliyorum. Şimdi öncelikle geçtiğimiz hafta Konya'da bu ırkçı saldırının davası görüldü. Davadan başlamayalım dilerseniz. İzleyicilerimize bir hatırlatma yaparak ne olmuştu Konya'da meselesinden yola çıkıp yavaş yavaş açalım. Evet. Kamuoyunda da bilindiği üzere 12 Mayıs 2021 tarihinde müvekkillerimiz Dedeoğulları ailesinin 7 ferdine Ramazan bayramından birkaç gün önce akşam saat 22.30 civarında Çalık ailesi ve Keleş ailesi mensuplarınca, ki müvekkillerimin iddialarına göre 50-60 kişilik bir grup tarafından bir saldırıya uğradı. Saldırı evin içerisinde oldu. Evin bahçesinin içerisinde olan bir saldırıydı. Ve organizeli bir saldırıydı. Müvekkillerimin de savcılıkta vermiş olduğu ifadeler doğrultusunda organizeli bir saldırı olduğu nasıl anlaşılıyor? Müvekkillerim evin içerisinde öncelikle evin dışarısına çıkması için, bahçeye çıkabilmesi için bahçe kısmına bir torpil atıyorlar. Torpilin patlamasıyla birlikte bütün aile fertleri, müvekkillerimizin hepsi bahçeye ne olur diye çıktıkları zaman sopalarla, demirlerle ve hatta silahlarla direkt müvekkillerimi öldüresiye darp ediyorlar. Tabii bu olayda sonra 15 Haziran itibariyle dava bize geldi, dosya bize geldi. Bu olaydan sonra saldırgan grubun içerisinde 6 kişi
tutuklandı. Haziran ortasında bize dava geldiği zaman 17 Haziran itibariyle biz olayda başka kişilerin olduğu iddiasıyla yeni tutuklama taleplerinde bulunduk. Ve aynı zamanda müvekkillerimiz hakkında yakın koruma tedbirlerinin verilmesini istedik savcılıktan. İlerleyen aşamalarda yeni tutuklama taleplerimize hiçbir yanıt verilmediği gibi koruma tedbiri de verilmedi aileye. Ve Temmuz başı itibariyle birer ikişer kişi olmak üzere bu saldırganlar serbest bırakılmaya başlandı. Bizler yine bu tahliye kararlarına itiraz ettik ve 17-12 Temmuz'da tekrar aileye can güvenliklerinin olmadığı gerekçesiyle yakın koruma talebinde bulunduk. Her iki talebimiz de ne olumlu ne de olumsuz bir şekilde hiçbir yanıt gelmedi savcılıkta. Çünkü insan hürriyetinin, insan canının, insan malının ucuz olduğu bir ülkede yaşıyoruz biz. Özellikle yargının arkasında gücün olduğu bir dönemden geçiyoruz. Yani güçlünün hukukunun işlendiği bir süreci hep birlikte yaşıyoruz. Türkiye kamuoyuna mal olan bütün davalarda biz bunu bir fiil yaşıyoruz. Bu cezasız politikasını biz Temmuz ayı ortasında, başlarında yine kanalınız vasıtasıyla ve çeşitli medya grupları vasıtasıyla bizler anlattık. Cezasızlık politikası bu ırkçı saldırıların olmasına sebep olmakta ve devam etmekteydi ki biz bunu tartışırken, bunu sürekli gündeme getirirken yine Konya'da 21 Temmuz'da yine ırkçı bir saldırı gerçekleşti. Diyarbakır'da Hakim Dal hayatını kaybetti. 50-60 kişilik bir grup tarafından bir saldırıya uğradı aile ve bir kişi hayatını kaybetti. Bu da gündeme geldi. Burada da cezasızlık politikasının bu saldırılara cesaret verdiğini yine gündeme getirdik biz. Ve bu gündemdeyken 9 gün sonra maalesef 30 Temmuz saat 18-20 civarlarında Dedeoğulları ailesine mensup 7 kişi hunharca yine ırkçı bir saldırıya maruz kalaraktan katledildiler. Tabii bu cesareti nereden alıyorlar? Bahsettik cezasızlık politikası ve durumdan vazife çıkartaraktan bu saldırıları yapmaları nasıl olsa bu saiklerle yapılan saldırılarda ırkçı saiklerle yapılan, tabii biz ırkçı saikler derken sadece etnik anlamda ırkçılıktan bahsetmiyoruz. İdeolojik saiklerle yapılan saldırıların da saldırılar da ırkçı saiklerdir. Mezhepsel, inançsal veyahut etnik saiklerle yapılan bütün saldırılar, mala, cana, hürriyete karşı, şerefe karşı yapılan bütün saldırılar cezasız kalması neticesinde bu saldırılar maalesef devam etmektedir. Biz bunu başından itibaren söyledik. İddialarımız bu saldırının saikinin ırkçı bir saik olduğunu söylerken en başından en azından mesleki anlamda da müvekkillerimizin iddialarına bağlı olaraktan söylüyorduk. Çünkü ifade tutanaklarında bunun bir ırkçı saldırı olduğunu müvekkillerimiz söylüyorlardı. Hem Hakim Dal olayında hem Dedeoğulları 12 Mayıs saldırısından sonraki beyanlarında çok açık ve net bir şekilde ortadadır. İfadeler zaten kayıtlarda var. Müvekkillerimin hepsi söylüyorlardı. Bize saldırı yaparlarken bu aile bireyleri, bizler ülkücüyüz, Kürtleri buradan kaldıracağız şeklindeki ifadelerinin olduğunu zaten söylüyorlardı. Peki şunu soracağım. Aslında sizle geçtiğimiz hafta konuşmalarımızda duruşmadan önce, mahkemeden önce bu saldırıların faillerinin bir biçimde paramiliter ilişkilere çıkabileceği konusunda bilgiler vermiştiniz. Burada önemli dayanaklarınız vardı. Bir tanesi bu kişilerin hani yeterince aslında para kazanamayan orta gelirli kişiler olduğunu, fakat çok lüks otellerde kaldığını ve önemli paralar harcadığını ifade etmiştiniz. Bunlar üzerinden ne söyleyebilirsiniz? Gerçekte böyle bir durum varsa çok tehlikeli bir boyuttayız. Ve artık bu paramiliterizm meselesinde yeterince tanımlanması gerekir diye düşünüyorum Türkiye'de, il il belki de. Elbette ki. Şimdi Deniz Poyraz davasını takip eden meslektaşlarımız var. Sürekli irtibat halindeyiz ve dayanışma halindeyiz. Aynı zamanda Konya'daki davayı da birlikte takip ediyoruz. Katkı sunuyorlar. Bu arada hepsine çok teşekkür ederim. O Deniz Poyraz davasındaki katilin profiliyle
Konya katliamını gerçekleştiren tetikçinin profillerinin benzer olduğunu görüyoruz. Deniz Poyraz katliamını gerçekleştiren tetikçi benzer bir şekilde olaydan önce birkaç ay öncesinde bir moral ve motivasyon içerisinde lüks otellerde kaldığı, yine krediler çektiği, tabii kredi göstermeliktir ve bir moral motivasyon hazırlığı içerisinde olduğu bu benzerlikler dosya kapsamında nettir. Tabii bu tetikçinin arkasında mutlaka birileri var. Çünkü profesyonelce işlenmiş bir katliam. Dikkat ederseniz benim ikinci Twitter'ımda bir video yayınlamıştım. Yerde yaralı olan müvekkillerimizi de yerdeyken tekrar ateş edip öldürüyor. Ve bunu yaparken çok rahatlıkla, çok böyle soğukkanlılıkla bir tavır içerisinde. Hiç panik hali yok. Bir silah eğitiminin aldığı, hatta başka cinayetlere de karıştığı şüphesini bizde uyandırmaktadır. Son derece rahat bir profile sahip. Sosyoekonomik durumuna baktığınız zaman, ki eşinin de ifadesinde çok açık ve net bunu söylüyor. Benim eşim diyor hiçbir yerde çalışmazdı. Bir geliri yoktu. Bu kadar parayı nereden getiriyordu? Bize eve para bırakıyordu. Şeklindeki beyanları var. Ve katliamdan birkaç ay öncesinden itibaren Eskişehir, İzmir, Ankara, Bursa ve İstanbul'da çok lüks otellerde kaldığı, siz bu 70-75 günlük süre içerisinde biz bir hesaplama çıkardık. Milyonu bulan bir konaklama ve gezme, seyahat etme masraflarını çıkartabiliyoruz ortaya. Yani bu paraları nereden getirebiliyor? Kim bunları finanse ediyor? Tabii ki aklımıza paramiliter bir takım güçler geliyor. Bunları ortaya çıkartmak için de ciddi çalışmalarımız var. Tevzi tahkikat anlamında biz bunları mahkeme vasıtasıyla sordurtuyoruz. Ve birkaç telefonun kullandığı ortada. Hatta yakın zamanda şu anda haricen bilirkişi araştırmaları, raporlarını hazırlatıyoruz. Biz evin etrafında sadece kendisinin olmadığı şüpheli araçların olduğu ve gözlemci araçların olduğunu biz tahmin ediyoruz. Bunları da aşağı çıkartacağız. Öncü araçların olduğu şüphesi bizde var. Hatta şunu söyleyebilirim. Evdeki kamerada 2,5 dakikalık tam katliam anından hemen önce ve sonra başka açıdan bir aracı gösteren 2,5 dakikalık bir kamera kaybı var. Biz bunun üzerine duruyoruz. Tekrar haricen bilirkişi araştırmasıyla ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla şunu da ayrıca izah edeyim ben. Deniz Poyraz tetikçisi hiçbir pişmanlık ifadesi duymuyor. Bunu mahkemede de söylüyor. İçeride başkaca insanlar olmuş olsaydı parti binasında, onlar da katledeceğini çok rahatlıkla söylüyor. Aynı şekilde bu tetikçi de duruşmada ve diğer sanıklar da, tetikçinin ailesi olan sanıklar da, üzüntüsünü ifade eden hiçbir emare, hiçbir beyanları söz konusu değil. Ve dikkatinizi çekmek isterim. Deniz Poyraz katili işte diyor, ben içeride başkaca insanlar olsaydı onları da katledecektim diyor. Dosyadan çıkartılmaya çalışılan bir delili biz tespit ettik. Tetikçi Mehmet Altun olaydan sonra 155'i arıyor ve 35 dakikalık bir konuşması var. O konuşmanın sadece birkaç cümlesinin çözümü var. Diğerlerinin çözümünü getirtmemişler. O cümlelerde şunu söylüyor. Ben mahallede teröristleri öldürdüm diyor. 5 kişi daha öldüreceğim diyor. Ve bunu polise açıkça söylüyor. Deniz Poyraz tetikçisiyle Mehmet Altun'un hem söylemleri, hep mi yapmaya çalıştıkları, fırsat olsaydı daha da yapmaya çalıştıkları hepsi birbiriyle örtüşmektedir. Her ikisinin de arkasında tabii ailenin de, daha önce saldırıyı gerçekleştiren aileden en azından birkaç kişinin de bunun içerisinde, bu katliamın içerisinde katkılarının olduğu, iştirak ettikleri ve yardım ettikleri veyahut azmettiklerine dair ciddi emareler var. Bunu da biz göz ardı etmiyoruz. Bununla beraber eş zamanlı olarak başka paramiliter güçlerin olduğu şüphesiyle birçok emareler var, deliller var, kuvvetli suç şüpheleri var. Bunları da ciddi bir şekilde araştırıyoruz. Umarım ortaya çıkartacağız.
Peki Sayın Karabulut, son sorumu soracağım. Aslında iki soru birden soracağım. Bir savcının bir tutum var. İlginç bir mesajlaşma üzerinden bunu anlatmanızı isterim. Bir de güncel olarak mahkemeden aldığınız bilgiler neler oldu ve ne bekliyorsunuz kısmına ışık tutmanızı istiyorum. Evet. Şimdi soruşturma evresinde WhatsApp kayıtları var. Yani 12 Mayıs saldırısını gerçekleştiren bütün sanıkların telefonlarına el konuldu. İmajlar alındı ki bize de göre de tahrifat yapılmış WhatsApp kayıtları. Orada şöyle bir diyalog var. Diyorlar ki 12 Mayıs saldırısından sonra 6 kişi tutuklandıktan sonra savcıyla görüşüldü. Soruşturma savcısını yapan kişiyle savcıyla görüşüldü. Savcı demiş ki 2 kişi suçu üstlensin, diğerlerini serbest bırakacak. Savcı ve sanıkların işbirliğiyle böyle bir delil karartma durumu söz konusu. Ve bu çok korkunç bir tutum. Çok korkunç bir tutum. Elbette ki korkunç bir tutum. Bu 15 Haziran itibariyle 11 ile 15 Haziran tarihleri arasında bu diyalog, sanıklar arasındaki bu diyalog WhatsApp kayıtlarında çok açık ve net tespit edilmiş durumda. Daha sonra 25 Haziran tarihinde, dikkat ederseniz biz 17 Haziran'da ailenin can güvenliğinin korunması için koruma tedbirinde bulunmuş, talebinde bulunmuştuk ve hiç olumlu olumsuz bir şekilde cevap vermediler. 25 Haziran tarihinde soruşturma savcısı dosyaya hiçbir yeni delil gelmeden, hiçbir yeni vaka gelmeden, bir olgu gelmeden bütün sanıkların ifadesi alınıyor. Yani organizasyonun gerekliliği yerine getirilmektedir. Orada Lütfi Keleş ve Ali Keleş, yeğeni olan Ali Keleş bütün suçu üstleniyorlar. Suçu üstlendikten sonra diğer dört kişi teker teker serbest bırakıyor. Bizler müvekkillerimizin canının derdindeyken sanık ve savcı işbirliğiyle savcılık bu katillerin kurtarma ve serbest bırakmanın derdindeydiler. Bu çok açık ve biz bu yazışmaları 4 Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanıklarından birisi olan Lütfi Keleş'e sorduk. Böyle bir suç üstlenme durumu var dedik. WhatsApp kayıtlarında bu. Bunu yaptın mı? Evet yaptım dedi. İkrar etti bunu. Bu suçu ikrar etti. Dolayısıyla dosyada bir delil karartma, yeni delil üretme, savcılık makamı da kullanılmak suretiyle bunlar serbest bırakıldı. Hiç kimse katledilen müvekkillerimizin canının derdine düşmediler. Bu katillerin serbest bırakılma derdine düşen bir savcılık makamıyla karşı karşıyaydık bizler. Peki son durumu da anlatın. Ne zaman son mahkeme, ne bekliyorsunuz, ne olacak? Şimdi yargı makamı kafasında hükmü peşinen kurmuş bize göre. Bizde oluşan kanaat bu. Yani 4 Ağır Ceza Mahkemesi'nde 30 Temmuz katliamıyla ilgili biz tetikçiye cezayı vereceğiz. 7 kez ağırlaştırmış müebbet, diğerlerine beraat vereceğiz şeklinde bir hüküm kurduğunu hissediyoruz. Biz bunun peşini bırakmayacağız. 12 Mayıs saldırısıyla ilgili tabii 9 tane sanık var. Bunun 6'sı adam öldürmeye teşebbüsten dava açıldı. 3'ü hakkında nitelikli yaralama, nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal, hakaret ve tehdit vesaire gibi suçlardan dava açıldı. Ve o dosyada 2 kişi tutuklu. Katliam dosyasında tek kişi ve tetikçi olan kişi tutuklu. Çok açık ve net bir şekilde her iki dosya arasında hukuki ve fiili irtibat varken 12 Mayıs saldırısının mağdurları hepsi bizim müvekkillerken, sanıkları da her iki dosyada aynı kişilerken ve tetikçinin 12 Mayıs saldırısından dolayı müvekkillerin şikayetinden vazgeçmesi için gittiğini kendi ifadesiyle söylerken mahkeme, her iki mahkemede ısrarla dosyaların birleştirilmesini reddetmektedir. Bu talebimizi reddetmek, hukuka aykırı bir şekilde reddetmektedir. Ve gerekçesi nedir biliyor musunuz? 4 Ağır Ceza Mahkemesi'nin gerekçesi, işte hedef süre formu var. Kısa sürede yargılamayı bitirmek adına makul sürede yargılamayı önünü keseceğinden dolayı dosyayı birleştirmeyi reddediyor. Şimdi esas olan adaleti sağlamak, maddi gerçekliği ortaya çıkarmakken ama bunlar için böyle bir gerekçe maalesef yok. Biz makul sürede yargılamayı bitireceğiz. Öncelikli olan adaleti tesis etmektir. Maddi gerçekliği ortaya çıkartmaktır. Böyle bir gerekçeyi asla kabul etmek mümkün değil. Cuma günkü duruşmada da 12 Mayıs saldırısıyla ilgili duruşmada 8 Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Orada da biz talep ettik. İki dosyanın hukuki ve fiili irtibattan dolayı birleşmesi gerektiğinden dolayı. Onların gerekçesi de usul ekonomisine aykırı
olduğu gerekçesiyle birleşme talebimizi reddettim. Şimdi usul ekonomisi ilkesi ayrı ayrı dosyalardan görünüp davanın devam etmesi midir? Tek dosyadan görünüp davanın devam etmesi midir? Elbette ki pratikte olan birleştirerek de tek dosya üzerinden davanın görülmesi usul ekonomisine uygundur. Ama hiç anlaşılmayan, akla, mantığa, hukuka uygun olmayan gerekçelerle ısrarlı bir şekilde dosyaların birleştirilmesi engellenmektedir. Ve bu da olayın arkasındaki gerçek faillerin ortaya çıkartılmasından imtina etme anlamına geliyor bizim kanaatimizce. Delil karartmadan ve delil üretmekten bahsettik. Tutuksuz yargılananlar tutuklu yargılanabilmesi için yeni bir gerekçenin ortaya çıkması gerekir hukuken. Bu delil karartma, bu suç üstlenme bir delil karartmadır ve yeni bir delildir. Bu yeni delil ortaya çıktığına göre ve suç üstlenme durumu ortada çok net, açık net bir şekilde ikrarla da sabit olduğuna göre bu yeni delilden dolayı tutuksuz yargılanan sanıkların tutuklu yargılanması gerekmektedir. Ve alacağı cezanın alt ve üst sınırı da göz önünde bulundurarak da tutuklu yargılanmaları uygun olandır, hukuka uygun olandır. Bu bir. İkinci, tutuklu yargılanmaları gerektiren sebep şudur. Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin çok önemli bir kararı var. Ve bu iyice oturmuş bir karardır. 37. madde anlamında, yani iştirak halinde saldırıyı gerçekleştirmek. 12 Mayıs saldırısında bırakın adam öldürmeye teşebbüsü, sadece nitelikli yaralama dahi olsa, nitelikli yaralama dahi her bir yaralı için her sanık, her fail ceza alır. Yani 7 tane yaralı varsa, atıyorum nitelikli yaralamadan 4 yıl ceza alsa, 4 kere 7 28. En az 28 yıl ceza almaları gerekmektedir. Bundan kaçamazlar. Yargıtay kararı bu konuda açık. Ben nitelik dokunulmazlığını saymıyorum. Ben hakaret, tehdit ve mala zarar vermeyi saymıyorum. Bu anlamda fiil üzerine müşterek hakimiyet ilkesi gereği, evet, bu kapsamda sanıkların alacağı ceza da göz önünde bulunduraraktan tutuklu yargılanmaları gerekmektedir. Bu yönde taleplerimiz de reddedildi. Bizler tabii 4 Ağır Ceza Mahkemesi ile ilgili reddi heyet talebinde bulunduk geçen salı günü. Gerekçelerimiz çok açıktı. Artık yargılamanın adil bir şekilde yürüyemeyeceğine, devam etmeyeceğine şeklindeki şüphelerimiz vardı. İhsas-ı reyler vardı. Çünkü faili veya dolaylı faili kendi kafasında belirlemiş 4 Ağır Ceza Mahkemesi heyeti. Ve biz reddi heyet talebinde bulunduk. Bunu geri çevirdiği zaman bizim o anda biz itiraz ettik. 5 Ağır Ceza Mahkemesi'nin nihai kararı gelmeden siz yargılamayı yürütemezsiniz. Ve yargılama yürütmeye çalıştı 4 Ağır Ceza Mahkemesi usule aykırı bir şekilde. 29. maddeye aykırı bir şekilde. Bunu yapmaya çalışınca bizler bütün meslektaşlarımızla beraber duruşmadan çekildik. Ve biz siz tanık dinlendi, savunma makamı ve müdahiller olmadan başka tanıklar dinlendi, sorgular yapıldı. Bu usule aykırı bir tavırdır. Eminim ilerleyen aşamalarda bu düzelecektir. Yani ya istinaf mahkemesinde olsun ya Yargıtay'da olsun. Bu hak ihlalleri yapmaya devam ediyorlar. Kendi kafalarına bir şablon oluşturmuşlar. 4 Ağır Ceza'da tek tetikçiye biz cezayı verip olayı kapatacağız. 12 Mayıs saldırısıyla ilgili muhtelif cezalar verip belki de hükmün açıklanmasının geri bırakılması kapsamında cezalar verip tutuklu olan 2 kişiyi de hükümle beraber tahliye edeceğiz gibi kafalarında bir proje var, bir düşünce var. Ama biz bunlara müsaade etmeyeceğiz. Elimizden gelen hukuki mücadeleyi devam etmeye çalışacağız biz. Peki, çok teşekkür ederim. Demek ki sık sık siz anlatmaya devam edeceksiniz. Bu davayı elbette biz takip etmeye devam edeceğiz. İyi akşamlar diliyorum. Görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar diliyorum. İyi yayınlar diliyorum. Evet, bu haftalık da bu kadar. Gelecek hafta belki biraz daha umutlu haberlerde buluşabiliriz. Görüşmek dileğiyle, iyi akşamlar dilerim.